TR724 YouTube kanalındasınız. Ahmet Kurucan'ın yazdığı "Alaylarla Kaf Dağı'na Hareket" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Merhume Ayşe Şasa, "Herkes geleceğe doğru hayal kurar, ben geçmişe doğru" diyordu. Benzer duygu ve düşüncelere sahibiz ama ben hayal yerine hatıraları hatırlama diyorum. Çocukluğumda yaşadıklarımı birebir, mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev, sahne sahne ve hepsinden öte bütün bunlara ruh veren, canlılık katan ve anlam kazandıran insanları hatırlama. İsimleriyle, simalarıyla, gülüşleri, ağlayışları, sevinçleri, kederleriyle bir bütün halinde hatırlama. Böylece o anları aynı canlılığıyla bir daha, bir daha, bir daha yaşama. Hatıraların bazıları insanı sevince, bazıları da hüzne gark edermiş. Doğrudur ve ediyor da. Ama ne gam. Zaten hayat dediğin şey bu iki zıttın bir arada bulunduğu zemin ve zamanın adı değil mi? Dün de böyleydi, bugün de böyle ve yarın da böyle olacak. Ne güzel ifade eder Nabi. Bağı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatın da gamın da rüzigarın görmüşüz. Günümüz Türkçesiyle ifade edecek olursak, zaman bağının baharını da gördük, güzünü de. Üzerimizden neşe rüzgarları da geçmiştir, gam fırtınaları da. İçinde yaşadığımız ve çoklarımız için tahammül fersa olan sürecin etkisi mi, artık kemale eren yaşın ve her gün daha çok hissedilen asli vatanına gel gel çağrılarının zihnimde ve kalbimde yapmış olduğu çağrışımlar mı, yoksa 5 yılı aşkın bir süredir yaşadığım vatan hasretinin içimde biriktirdiği Everest misali duygu dağları mı bilmiyorum ama ben zamanı geçmişe doğru yaşamaya başladım. Orhan Veli'nin çocukluğunu anlattığı o enfes şiirindeki dizeyle "Alaylarla Kaf Dağı'na yolculuk yapıyorum her gün." Sonra Urfalı Nabi'nin "Ne sendendir, ne bendendir, ne çarhı kine verdendir, bu derd iser humarı neşve-i camı kaderdendir" dizeleriyle kendime gelmeye, ana dönmeye çalışsam da çok başarılı olamıyor, içine girdiğim alemden kendimi çekip alamıyorum. Nabi'nin beytinin günümüz Türkçesiyle ifadesi şu: "Ne sendendir, ne bendendir, ne de kindar felektendir. Bu baş ağrısı kader kadehinin neşesinden yayılan sarhoşluk yüzündendir." Hepsine ayrı ayrı teşekkürü bir borç bildiğim bazı insanların girişimleriyle memleketim Tavşanlı'nın eski yeni nice fotoğraflarını koymuşlar Facebook'ta açılan birkaç sayfada. Dostluklar kolay kazanılmıyor, kolay da harcanmamalı felsefesiyle hareket edip kim ne derse desin biz seni biliyoruz diyen vefalı dostlarım benim de kendimi bulduğum fotoğrafları gönderiyorlardı çoktan beri. O sınırlı sayıda cansız ama benim can kazandırdığım ve bana can kazandıran o fotoğraflar arasında dolaşırken geçmişe doğru yolculuk değil geçmişte yaşadığımı fark ettim. Taşıma suyla değirmen dönmez deyip Face hesabı açtım ve şimdilerde hemen her gün ortalama yarım saat hayatıma canlılık kazandıran o fotoğrafların içinde yaşıyorum. Ne mi buluyorum orada? Ana vatanımı. Doğan Cüceloğlu'na ait sanırım. İnsanın ana vatanı çocukluğudur. Enfes bir tespit. Aynen katılıyorum. İşte ben asıl vatanım olan çocukluğumu buluyorum o fotoğraflar arasında. Ölülerin canlılar için kurdukları mezarlıklar değil benim için o sokaklar, o caddeler, o evler, o insanlar. Bu yazıyı sadece Tavşanlıların ve özellikle akranlarımın okuyacağı ya da Tavşanlı'da yayınlanacak bir gazetede yazsaydım, şimdi hem yer hem şahıs hem de mekan isimleri verirdim. Belki o zaman daha bir anlam kazanırdı söylediklerim. Mesela Adası, Göbeli, Derelisi derdim. Seliköy'ün biberi, Sulye'nin dutu, Tepeciğin Dombey kaymağı, Karapelit'in ıspanağı, Çukurköy'ün ekmeğini ilave ederdim. Gemamaz Hafız'ı, Seyit Ahmet Hoca'yı, Kulak Müftüsü Nazım Amca'yı, Fırıncı Sepet Hasan'ı, Topal Hüseyinlerin Mustafa'yı, Kahveci Efkar Hasan'ı, Kalarcı Kallem Abdullah'ı, Manifaturacı Birbir Hüseyin'i, Leylek Hafız'ı, Palabıyık Gümüş İbrahim'i, Sefer Abdurrahman'ı, Ressam Taktak Abdullah'ı, Kilitçi Dömeke Osman'ı, Doktor Turgut'u, Karamalak Halil İbrahim'i, Deli Sebahat'i, Ekmek Fatma'yı, Menderes Sıddık Yenge'yi, Makas Ayşe'yi, İğneci Dürye'yi, Palez Fatma'yı, Çıkıkçı Bakırlı'yı, Paytar Zehra'yı ve daha kimleri kimleri sayardım.
Evet, Yahya Kemal'in Vuslat şiirinde bir uykuyu Canan'la beraber uyuyanlar, ömrün bütün ikbalini Vuslat'ta duyanlar dediği gibi benim çocukluğum olan ana vatanım aslında Canan'ım olmuş ve ikbalimi sanki onunla Vuslat'a bağlamışım. Belki de Vuslat ümidi adına bir ışık göremeyince çocukluğumu, yani ana vatanımı cansız suretlerde arıyorum. Tabii o cansız suretlere can katarak. Faruk Nafız Çamlıbel'in Türk Edebiyatı'nın şaheserleri arasında sayılan Han Duvarları şiirinde dediği gibi, ''Yolcuyum bir kuru yaprak misali, rüzgarın önüne katılmışım ben. Öteden bu yana hayat bugün ve yarından ibarettir diyenlere inat, hayat aynı zamanda dündür diyenlerdenim. Hala öyle düşünüyorum. Yukarıda tasvir etmeye çalıştığım hissiyatımın bugün beni böyle davranmaya itmesinde rolü olduğu kanaatindeyim.'' Dünsüz bugünün ve yarının olmayacağına inanıyorum. Kimliğimizin, kişiliğimizin belirlenmesi ve oturmasında, kendi oluşumuzun da şekillenmesinde şahsen dünün, bugün ve yarın kadar hatta daha etkili ve önemli olduğundan eminim. Bana tam da burada bu durum hayatı geçmişe doğru yaşamaya gerekçe olmaz ve olamaz diye itiraz edebilirsiniz. İnsan bahsini ettiğim çerçevede geçmişini yaşarken bugün ve yarınını ihmal ediyorsa itirazınızda haklısınız. Ama bu ihmali yapmıyor, aksine geçmişi hatırlamakla kimliğini, kişiliğini ve kendi oluşunun temellerini yeniden hatırlıyor, bu hatırlama onun kendisini yeniden inşa etmesine vesile oluyor, hatta hayata daha çok asılmasını netice veriyorsa bence bunu mutlaka yapmalı. Ayrıca bu insanı Türkçemizdeki o meşhur sözle ifade edilen ''Ne oldum delise olmamaya'' da sevk eder. Hasılı farklı bir yazı oldu bu, biliyorum. Çünkü Aşık Özlemi'nin dediği gibi, ''Bugün benim efkarım var, zarım var, değme felek, değme, değme telime benim.'' diyorum. Çünkü Nazım Hikmet'ten mülhem bugün, tadını çıkara çıkara yudum yudum kederleniyorum. Çünkü kalbimin parçalanmaması için sizlerle konuşuyor ve dertleşiyorum. Hepsi bu. Ne güzel der William Shakespeare, ''Konuşulmayan acı kalbi parçalar.'' Her neyse, Aşık Özlemi gibi madem efkarım var, zarım var dedik, gelin her şeyi bırakalım da şu türküyü Cengiz Özkan'dan gözlerimizi kapatarak birlikte dinleyelim. Neden Cengiz Özkan sorusunun cevabını şöyle verebilirim. O, bu güfteyi seslendirirken nesir gibi okuyor, konuşuyor gibi söylüyor. Hikaye anlatır gibi sazın teline vuruyor, Meltem gibi ruha üflüyor. Hafif hafif, usul usul, tane tane ve siz de onunla birlikte bir yolculuğa çıkıyor, kalbinizin derinliklerinde yol almaya çalışıyorsunuz. Gelin gerçekten yazıyı burada kesip yorumlanırken yeniden yazılan güfte, yeniden bestelenen besteyle bütünleşelim ve o mananın içinde eriyelim. Bakalım o son sözü söylediğinde kendimizi nerede bulacağız? Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim. Gül yüzlü cananı elden aldırdım. Ecel oku değdi tenime benim. Değme felek, değme telime benim. Değme zalım, değme telime benim. Lokman hekim gelse sarmaz yarayı. Hilebaz dostunan açtık arayı. Ne köşkümü koydu, ne de sarayı. Baykuşlar tünedi dalıma benim. Değme felek, değme telime benim, değme zalım, değme telime benim. Özlemeyem başım dumanlı dağlar, gözlerim yaşlı da içim kan ağlar. Güz ayları geldi, bozuldu bağlar, hazan yeli değdi gülüme benim. Değme felek, değme telime benim, değme zalım, değme telime benim. İyi misiniz? Hala buradasınız değil mi? Beni soruyorsanız, merak etmeyin, bu hissiyatla hemhal olmama rağmen Mevlana'nın ancak fikirdir varlığın, gerisi et ve kemik bir yığın hatırlatmasını unutmuyor ve hayata asılmaya devam ediyorum, diyor Ahmet Kurucan, TR724'deki köşesinde.